Sayın Başbakan Yardımcım, bildiğiniz gibi biz kongrelerimizi bitirdik. Önümüzde Mart 16 itibariyle 2018 tarihinde ilk kongremiz yapılacak. Ben şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bunun için Allah'a şükrediyoruz. Erzurum kendi tarihine, kendi kültürüne başımızı yere eğerek çıkmadık. Azıcık mahzun olduğumuz bir 7 Haziran seçimleri vardı. Bir bayraktarı olarak sürdürmeye gayret edenlerin partisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bu husustaki basiretli tutumları Türkiye'de bir ittifakın önünü açmıştır. AK Parti'mizde Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve milletvekili seçimlerine ittifakla gireceğiz. Yerel seçimlerde yine her parti kendi mücadelesini verecek ama 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ittifakla gireceğiz. Aslında ben size söyleyeyim, Erzurum bu ittifakı hangi gün yapmıştı? Bunu bir gördük biz. Biz bu ittifakı 15 Temmuz'da gördük. Bu salondaki kardeşlerimin büyük çoğunluğu, biliyorum ki o gün Cumhuriyet Caddesi'ndeydiniz. Oradaydık hep beraber. 100 bini aşkın Erzurumlu toplandığı zaman şunu görmüştük. Rabia işaretiyle ülkücülerin, Milliyetçi Hareket Partililerin yaptığı işaret, sembolik işaretler o gün gençler tarafından bir eliyle bir işareti, öbür eliyle de öbür işareti yaparak bize gösterildi. Kimse onlara öğretmedi bunu. Hiç kimse onlara böyle yapın diye öğretmemişti. Önceden hazırlanılmış bir durum falan değil. Ama gençlerimiz birlikte durmanın, omuz omuza durmanın gününün geldiğini gördükleri için bunu yaptılar. Bugün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak bunun eseridir, bunun sonucudur arkadaşlar. Bu milli ve yerli duruş ittifakının çatısının, bu anlayışın altına gelemeyenler ancak gelememişlerse partilerinin yöneticileri olabilir, vatandaş bu ittifakı çoktan gönlüne yerleştirmiş durumdadır. Başka partiler de ittifak edebilirler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin birbirine çok yakın durduğunu görüyoruz. Birçok meselede ortak açıklamalarının olduğunu görüyoruz. Birbirlerine destek verdiklerini görüyoruz. Kendi bilecekleri iştir. Milletin neticede takdiridir. Onlar böyle bir yolu tercih edecekler. Biz de böyle bir yolu tercih ettik. Hiçbir kafa karışıklığımız yoktur. Ne Afrin'e ordumuz giderken bir kafa karışıklığımız olmuştur. Ne ondan önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir kafa karışıklığımız olmuştur. Ne terörle mücadelemizde kafamız karışmıştır. Ne de Türkiye'nin üstüne bir kara bulut gibi çökmeye çalışan hain FETÖ saldırganlarının darbe teşebbüsü sırasında bir kafa karışıklığımız olmuştur. Hiç olmadı. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir kafa karışıklığının olduğunu görüyoruz. Bugün başka konuşuyorlar, yarın başka konuşuyorlar. Bir milletvekilleri başka bir şey söylüyor, bir başka milletvekili başka bir şey söylüyor. Bir grup başkan vekilleri bir telden çalarken bir genel başkan yardımcıları başka bir telden çalabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı artık karar vermelidir. Kimin yanında durduklarına karar vermelidirler. Esed'in yanında mı duruyorlar, Türk milletinin yanında mı duruyorlar? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmiş beyanlarına bakın, parti yöneticilerinin beyanlarına bakın, YPG ve PYD terör örgütü değildir diyen birçok beyanlarına rastlayacaksınız. Yani bu ne kadar büyük bir basiretsizliktir. Bugün dünya alem biliyor, hatta kendilerine yardım eden Amerika Birleşik Devletleri de biliyor ki PYD ve YPG PKK'nın ta kendisidir. Bir koludur, iç içedirler.
kol koladırlar. Ve Türkiye'nin yüksek çıkarlarına karşı da büyük bir tehlike arz etmektedirler. Bugün bizim yavrularımız Afrin'de mücadele ederken, şehit olurken ne için bunu yapıyorlar? Bu milleti muhafaza etmek için. Onlar bizim için oradalar. Biraz önce Erzurum'daki özel harekat ekibinin başında olan çok değerli kardeşimizle konuştuk. Buradan tanıdığımız pırıl pırıl gönlünde iman, gönlünde vatan sevgisi, insan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi olan kardeşlerimiz, yavrularımız Afrin'deler bugün ve ne için orada olduklarını çok iyi biliyorlar. Ne için cephede olduklarını çok iyi biliyorlar. Allah korusun, biz onların arkasında dururken ufacık bir tereddüt geçirirsek bunun hesabını veremeyiz. Bunun hesabını ne Kılıçdaroğlu verebilir, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir milletvekili verebilir. Biz milli meselelerimizde birlikte olmak durumundayız. Birlikte hareket etmek durumundayız. İşte bugün tekrarlıyorum, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin, partimizin ittifakının sebebi budur. Türkiye'de artık milli meseleler için birlikte olmanın zamanı gelmiştir. Türkiye kendisine düşmanlık edenlere karşı demir yumruğunu gösterecek, göstermeye devam edecek. Türkiye mazlum ve mağdurları korumaya, yetimlerin başını okşamaya, zulme uğramış, gadre uğramış herkese destek olmaya devam edecektir. Bunları oturuyoruz, tartışıyoruz. Nitekim bu kafa yormaların birinde Erzurum'daki havalimanının sisten dolayı zaman zaman hizmet verememesi, daha doğrusu uçakların iniş zorlukları gündeme getirdik. Mustafa Hocam bir meteoroloji hocaları ekibi buldu. Meteoroloji ve işte ilişkili diğer mühendislerle bu sisi ortadan kaldırmak için acaba ne yapılabilir? Onlar bir taraftan çalışırken bir taraftan da Ulaştırma Bakanımızla, Havalimanları Genel Müdürlüğü'yle hatta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'yla görüşmelerim oldu benim de. Ve neticeten Erzurum'daki havalimanının uçuş kategorisini kategori 2'den kategori 3'e çıkarma kararını aldık. Bunun anlamı şu: bugün aşağı yukarı 300 metre civarında bir siste yatay görüş varsa uçaklar piste inebiliyorlar. Bu kategori 3'e geçince Allah'ın izniyle artık sis hemen hemen hiçbir zaman engel olmayacak. Bu Erzurum'un ekonomisi açısından, turizmi açısından, sıla-i rahim yapmak isteyen kardeşlerimizin Erzurum'a geliş gidişi açısından büyük bir kolaylık oluşturacak ve bölgenin lokomotif şehri olarak da havalimanını çok farklı bir noktada yükseltmiş olacak.